Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yepyeni saçlarım ve endo rujumla karşınızdayım. Bugün yine harika mı harika, birbirinden güzel. Şişt, uzaktan çek kameraman, saçlarım gözüksün. Birbirinden güzel slime'lar ve slime testlerini sizler için hazırladım. Ve karşınızdayım. Video başlıyor. Evet, tuvalet kağıdıyla başladık arkadaşlar. Parça pinçik parça pinçik koparıp birbirinden harika pofuduk, rengarenk, ışıl ışıl slime'lar yapacağız. Ve hepsi garanti %100. Bu sefer gerçek mi fake mi diye sormuyorum. Çünkü hepsi gerçek. Bulaşık deterjanıyla devam ediyorum. Niye tuvalet kağıtlarını döktüm? Harika güzel pofuduk kıvam veriyor. Pofuduk kıvam ne demek? Pofuduk kıvamlı slime'lar oluyor arkadaşlar. Ve bunlar daha bir uzun ömürlü olmasını sağlıyor slime'ın. Şeffaf tutkal kullanıyorum arkadaşlar. İsteyenler beyaz tutkalda kullanabilir. İsteyenler ikisini karışımında kullanabilir. Birbirinden harika pompofuduk slime'lar. İşte bu tarifte. Gel vatandaş gel. Hepsi çok kolay ve minnoş tarifler bunlar. Bir o kadar da kolay. Boyamızı ekledik. Masmavi, gökyüzü gibi, bulutlar gibi pompofuduk yumuşak bir slime yapacağız. Onu da süsleyelim bence. Uzun zamandır böyle hakkını vererek bir slime yapmamıştık. Su ekleyerek devam ediyorum. Su eklediğim zaman tuvalet kağıtları daha çok eriyor ve daha pofuduk bir kıvam almasına neden oluyor. Ne ekledik? Evet, lens solüsyonu. Slime aktivatörü yapımını çok sormuşsunuz arkadaşlar. Bir gün bunu da sizler için hazırlayacağım ve video olarak da yayına alacağım. Ne koyduk? Tabii bu esas olan pofuduk slime, hiç trafik köpüksüz olur mu arkadaşlar? Olmaz tabii. Yönetmenin hemen pofuduklarını aldık. Pofuduklarımız dediğim trafik köpükleri alıp güzelce karıştırıyorum ki güm güzel, harika, birbirinden neşeli, eğlenceli pofuduk slime'ları yapabilelim. Ama tabii o bunları görünce pek neşesi kalmıyor ama olsun, biz güzelce slime'ımızı yapmış oluyoruz. Evet, beni görenler, yüzümü, yansımayı görenler kimler? Bu slime mükemmel oldu. Masmavi ve müthiş. Şöyle de süsleyelim. Of, yıldızlar döküyorum üstüne. Birazdan da oynayacağız. Orada konuşmamı kesip tamamen ne yapıyorum? Slime'ı dinliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki tarife geçtik. Yine papyalarımızı aldık. Markadan bağımsız arkadaşlar. Bizim evde papya vardı, ben onu kullanıyorum. Siz istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Temiz olması koşuluyla dermişim. Neyse, hadi bakalım devam edelim. Güzelce bunları parçaladık. Bu sefer bu da bir istek arkadaşlar. Saç jölesi koyuyorum. Neden? Saç jölesi pofuduk slime'larda çok güzel kıvam veriyor. Artı olarak da uzun ömürlü sönmeyen slime yapmanızı sağlıyor. Yani ne demek, pofuduk slime'lar zamanla böyle hacmi küçülüyor da minnacık kalıyor ya, onu engelliyor arkadaşlar. Suyumuzu da döktüm ve karıştırıyorum. Bir önceki slime'in yıldızları elime yapışmış bu arada. Ve beyaz tutkal. Beyaz tutkalla da slime'lar çok dayanıklı oluyor. %100 garanti, gerçek mi fake mi diye sormuyorum bakalım. Acaba yorumlara... Tıraş köpüğünü de koyayım, hemen söyleyeyim. Acaba yorumlara hayır bu fake Ayça abla falan diye yazan olur mu? Doğrusu merak ediyorum. Karıştırıyorum bulutlar gibi, yine çok güzel kıvamlı bir slime yapmaya devam ediyorum. Pembiş boya koydum. Morları da çok seviyorum ama evdeki gıda boyasının rengi çok ilginç. Beğenmiyorum o moru. O yüzden de bunu da pembe kullanmaya karar verdim. Bu arada tuzluğumuzu özlediniz mi? Ünlü tuzluğumuz bu videoda yok. Lens solüsyonunu koyalım. O birazcık dinlensin artık. Yüzünü eskitmesin değil mi? Ünlü şeyler hemen öyle gelip yüzünü eskitirse olmaz. Ne diyorum ben? Neyse, slime'la oynamaya devam edelim. Bakalım arkadaşlar, hamur gibi oldu. Kıvamı inanılmaz yoğun.
amacımız da buydu zaten. Çok dayanıklı ve güzel pofuduk bir slime yapmak. İşte böyle. Müthiş oldu. Şöyle pembe bir gül yapalım ve onu süsleyelim bu harika üç renkle. Yıldızlar, ondan sonra simler, hepsini dökelim. Yeşil, pembe ve sarı birbirinden uyumlu renkler bu slime'a da çok yakıştı. Çok müthiş gözüküyor arkadaşlar. Bu simler daha da yakıştı. Pullar diyeyim. Sim değil aslında bu. Pullar çok yakıştı ve harika bir slime oldu. Şimdi sırada bir sonraki tarif var. Colgate geldi. Çok şaşırdınız değil mi? Yine tuvalet kağıdı bekliyordunuz. Hayır, bu sefer Colgate döktüm ama çok boca ettim. Bu kadar siz dökmeyin bence, evdekini ziyan etmeyin. Ben sizin için deniyorum arkadaşlar. Güzel güzel karıştırıyorum. Acaba bununla ne yapacağım? Yine pofuduk slime yapmaya çalışacağım. Tuvalet kağıdı var mı acaba? Ne dersiniz? Bakalım şimdi. Tabii geldi. Evet, bunu da içine parça pinçik koparacağız, koyacağız. Ve bu slime yapmamızdaki amacı düşünerek slime yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Daha önce bu tarifi hiç denememiştim. Bence olacak mı bilmiyorum, soru işareti. Yorumlar size kalmış tabii. İyice karıştırıyorum arkadaşlar. Böyle tuvalet kağıtlı diş macunu oldu. Evet, hamur kıvamına getirdim. Biraz kuru oldu sanki. Başka hiçbir malzeme yok. İki malzeme ile elimde diş macun tuvalet kağıdı hamuru yaptım sanki. Oldu mu? Yok, ben çok beğenmedim. Yani hadi birazcık kurtarmak için el kremi de döktüm ama nacizane yok, olmadı bu. Sadece etraf çok güzel koktu arkadaşlar. Stüdyo mis gibi kokuyor şu anda. Onun dışında pek bir numarası yok doğrusu. Bence denemeyin. Ben sizin için denedim. Gerçek mi fake mi sorusunun cevabı işte gün gibi ortada. Gerçek pek olmadı. Değişik. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Abone olun. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.